Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap paylaşımımızla birlikteyiz. Size bu hafta bu tatil döneminde araya sıkıştırıp da içeriklerini okuduğum bir İslam klasiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kitabımızın ismi Mantık Al-Tayr olarak, şöyle göreceksiniz, Feridüddin Attar'ın Mantıkü't-Tayr diye de geçiyor. Ne demek bu? Kuşların dili, kuş diliyle demek. Bir mesnevi tarzında yazılmış bir hikaye kitabı. Eski İslam alimlerinden Gazali'nin Risale-tü-Tayr kitabı bundan daha önce yazılmış. Ondan sonra bu yazılmış Feridüddin Attar tarafından. Öncelikle Feridüddin Attar kim? Soy isminden anlaşılacağı üzere Attar, yani günümüzde Aktar diye çevirirsek eğer, dönemin ünlü eczacılarından, aktarlarından, babası vasıtasıyla. O dönemde el modern eczacılığında aslında ilk meslek grubu aktarlar bu arada. Arapça ıtırdan, ıtriyat deposu deriz biz. Çocukluğumda ıtriyat deposu derlerdi kozmetik toptancılarına. Buradan geliyor aktar soy ismi. Feridüddin Attar Nişabur, şu anki Horasan eyaleti, İran Horasan eyaletindeki Nişabur şehrinde doğuyor 1142 yılında. Yani Nişaburlu Ömer Hayyam'ın vefatından 11 yıl sonra doğuyor. Nişabur şu anda 300 bin nüfuslu bir yerken oldukça İslam'ın o dönemlerinde ve Horasan Selçukları döneminde oldukça derin izler bırakmış birçok kişi Nişaburlu. Ömer Hayyam, aslında hepimizin çok çok iyi bildiği Hacı Bektaş'ın doğduğu yer, Feridüddin Attar'ın doğduğu yer. Onun dışında birçok mutasavvuf, şair, matematikçi bu topraklarda doğmuş. O noktada bayağı zengin bir toprak kültürüyle birlikte. Kendisi 1142 ile 1145 yılları arasında, bu 3 yıl arasında bir yılda doğuyor. Tam bir doğum tarihi belli değil. Gençliğiyle ilgili ve çevresi, ailesiyle ilgili bilgiler daha çok eserlerindeki beyitlerinde ve eserlerinde yazdıklarından ibaret. Ki mesela 32 yaşında bir oğlunu kaybettiği bir eserinde geçiyor ki bu evlenmiş olduğunu anlıyoruz. Efendime söyleyeyim, birçok yere tasavvuf yolculuğu yaptığı söylense de Esrarname isimli eserinde işte Kabe'ye olan özlemini dile getiriyor ki bu da bize aslında Kabe'ye gitmediğini, yani Mekke'ye gitmediğini delillendiriyor. Ama çeşitli rivayetler var. Ama bizi ilgilendiren kısmı aslında bu eser. Bu arada da en azından kendi yaşadığı dönemle alakalı da birkaç bilgi verelim. Aşıkların önderi sayıyor Mevlana Celaleddin Rumi ve Mevlana'nın birçok mesnevisinde, birçok eserinde de Feridüddin Attar'ın bu kitabından faydalandığı, bu kitabı sevdiği ve diğer kitaplarını sevdiği ile ilgili birçok rivayet var. Birlikte vakit geçirdikleriyle de ilgili bilgileri okudum ama ne kadar doğru onun teyidini yapamıyorum. Kitabın konusuna gelecek olursak aslında çok değişik bir hikayesi var. Kuşlar, yeryüzündeki kuşlar kendi aralarında toplanıp hiçbir ülkenin padişahsız olamayacağını ve kendi padişahlarını bulmak için toplanıyorlar. Hikaye böyle başlıyor. Bu kuşların başı da Hazreti Süleyman'ın, peygamberin marimi ve postacısı olan Hüt başlarında. Hüt de aslında Neml suresinde 16. ayette geçiyor. Mantıkü't-Tayr direkt bu ifadeyle aslında Neml 36'da Süleyman Davut'un yerine geçti diyor ayette ki ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. İlk Hüt ismi orada geliyor ve Mantıkü't-Tayr ismi. Arkasından Neml suresinin 20. 30. ayetlerinde yine Hüt'ten bahsediyor. Hüt. Hüt'ün öncülüğünde toplanıyorlar ve bunlar uzun ve sıkıntılı bir yola çıkıyorlar. Ve en sonunda burada tabii vahdeti vücuttan bahsediyor. İşte bu yol zorluklarından, bunu hep tasavvufun belli şeyleriyle ilgili olarak ifadelendiriyor ve betimliyor.
Konu bundan ibaret. Ve bunun çevirmeni Abdulbaki Gölpınarlı, Fars Dili ve Edebiyatı'nda bayağı bir eser kazandırmış. Benim elimdeki eser Milli Eğitim Bakanlığı'nın İslam Klasikleri olarak çıkan iki ciltlik kitabı. Bunun şu sıralar bunu bulabilir misiniz bilmiyorum ama Türkiye İş Bankası yayınlarında kitaplıkta yine Abdulbaki Gölpınarlı'nın çevirisine sahip aynı eseri bulabilirsiniz. Biraz kitapla ilgili birkaç tane daha içeriden bir şeyler okuyup aslında sizin merakınızı celbedip okumanızı sağlamak niyetindeyim. Tasavvuf ve gazel konusunda bayağı iyi. Her ne kadar romantizm, şiir ve rubailerde kendi hemşerisi Hayyam kadar ilerlemese de özellikle mesnevi ve gazel kısmında çok güzel yazmış ve diğer çağdaşlarının önüne çıkmış ve birçok kişiyi de etkilemiş ki bahsettiğimiz yaklaşık 1000 yıla tekabül ediyor. 1221 yılında da Moğol istilasında Nişabur önemli bir nokta İpek yolunda. 1221'de Moğolların istilası sonucunda da 76 ile 79 yaş arasında bir yaşta da öldürülüyor. Öldürülen bir mutasavvıf kendisi. Kitabından birkaç altı çizdiğim birkaç yeri paylaşıp kapatmak istiyorum bu haftaki kitap paylaşımımızı. Bir sayfasında sen bir avuç topraktan ibaretsin, bu yolda toprak ol, tevella ve teberradan arın. Madem ki bir avuç topraksın, topraktan söz aç, herkesi temiz bil, temiz söyle diyor. Herkesi temiz bil, temiz söyle ne kadar zor yapılabilen bir eylem. Bilir misin hiç bu yola giren nasıl yol aldı? Kim bu yolu daha uzun, daha sonsuz gördüyse o ilerledi, o daha fazla yol aldı. Aslında hani yolu uzun bilmek, işte sıkıntılı bilmek yol almamıza engeldir. Hedeflerinizi kısa tutuna tam çelişkili bir cümle. Buradaki çoğu konu, şeyler de Hudhud'un aslında diğer yoldaki zorluklarda, o hikayede işte tavus kuşunun vazgeçmesi, kekliğin, humanın, balıkçıl kuşu böyle 30 tane kuş var. Simurglarını arıyorlar yol boyunca ve ona ulaşmaya çalışıyorlar. Hudhud bunların başını çekiyor ve birçok böyle işte zorlukta sıkılan, dağılan, vazgeçen diğer kuşlara çeşitli sözlerle, çok narin sözlerle yarenlik ediyor, yoldaşlık ediyor, başkanlık ediyor ve onların istedikleri hedefe ulaşması için elinden geleni yapıyor. Hikaye böyle devam ediyor. Son bir yer daha paylaşacağım. Şöyle bir yerden arkasından da son vereceğim. 11. makalede başka bir kuşun sorusu. Diyor ki başka bir kuş dedi ki ben kuş tabiatlıyım. Her zaman bir başka dalın üstüne konarım. Gah rindim, gah zahit, gah sarhoş. Gah varken yok olurum, gah yokken var olurum. Gah nefis beni meyhanelere atar, gah canım münacatlara diyor. Bu şekilde anlatıyor. Bense bu ikisinin arasında şaşırmış kalmışım. Kuyulara, zindanlara düşmüşüm. Ne yapayım bilmem ki. Cevap, Hudhud cevap veriyor. Evet, bu herkeste olur. Çünkü tek sıfatla duran adam az bulunur. Herkes yaratılıştan temiz olsaydı peygamberleri göndermek doğru olur muydu? Ne lüzumu vardı peygamber yolunun? Fakat ibadete gönül verdin mi o bağlantı seni yavaş yavaş iyiliğe sevk eder diyor. Bunu da bitiriyorum ben bu hikayeyi. Devamını artık siz bu kitabı edinerek okuyabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda farklı kitaplarla özellikle divan edebiyatı sevenlere ve tasavvuf sevenlere çok öneriyorum bunu. Çok sade, mesneviyi işte okuyamayız. Bu tip eski tarih, yani tarihi kitapları okuyamıyoruz. Türkçeleştirilmesi sıkıntılı derseniz hem Abdulbaki Gölpınarlı'ya güvenin, çok güzel Türkçe'ye çevirmiş. Hem de bu tip kitapları içerisinde en anlaşılabilir, böyle en sade şekilde, çok ağdalı yazılmamış ve asıl anlamlarıyla yazılmış birçok kelimeyi birincil anlamını kullanarak yazmış bir kitap. İçinde kuşlar var, yolculuk var, binlerce yılın hikayesi var aslında. Hepinize tavsiye ediyorum. Gelecek haftalarda farklı kitap tavsiyeleriyle karşınızda olacağım. Abone olursanız çok mutlu olurum. Takibinize talibim. Paylaşmamı istediğiniz kitaplar, mekanlar olursa
yollar olursa, yol hikayeleri olursa bunların hepsini dikkate alıyorum ve dinliyorum sizi. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.